Merhaba arkadaşlar ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere topla fonksiyonunu anlatmaya çalışacağım. İngilizce kullanımlarda sum, matematik kategorisinde hemen hemen hepimizin en çok kullandığı fonksiyondur diyebiliriz. En temel fonksiyondur diyelim. Böyle bir grup sayının toplamı alınacaksa buraya geliriz. fx toplama fonksiyonunu buluyoruz topla ve sayı aralığını veriyoruz. Tabi toplama işlemi hiçbir zaman bu yapılabilir böyle elbette. Toplama işlemi için neyimiz var bir de giriş e, home şeritinde bir sigma diye şöyle yapabilirsem arkadaşlar. Şöyle yapalım daha iyi görünmesi bakımından. Burada giriş şeridinde burası yine bizim toplama dediğimiz şey. Böyle bir alanı seçiyor. Ben kendim direkt onu belirterek topluyorum. Yani şu şekilde kullanılıyor. Diyelim ki biz şuralara sayılarımız var. Herhangi bir sayı giriyorum. Şurada toplam alınacaksa girişten buna bastığınızda o sol tarafını görüyor. Hemen şuradan gönderip toplamlarını alabilirsiniz. Yine aşağıya geldiğinizde o üsttekini görecektir. Girişe basayım. Yani kendisinin olduğu yere göre nereye toplayabileceğinizi size söylüyor ve çekebilirsiniz. Bunun toplamını. Tabi şuna da açıktır bu işlem. E, buna bastığınızda e, buna bastığınızda diyelim sigmaya o size bunu verdi veya burayı vermişti. Hayır ben orayı değil de şurayı toplayacağım diye söyleyebilirsiniz. Hatta burayı kontrolle birlikte burayı artı şurayı artı burayı gibi toplamda seçebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Tıp, oldukça kolay, oldukça temel bir fonksiyondan söz ediyoruz. Birkaç örnek daha yapacak olursam Bizim örneklerimiz vardı. İşte bunun toplamı yine girişten buradan alayım. Kendisi seçti. Tamam dedim onaylıyorum. Ee, sağa doğru çekebilirim kolaylıkla. Ee, yine bu ikisinin toplamını alayım. Yani dediğim gibi neyi toplayıp toplayamayacağımı ben karar veriyorum. Burada amaç bakın yılları almayacağım. Sadece bunları alacağım diyelim. Bu şekilde toplamlarını. Altım arkadaşlar. Başka örnek olacak olursa işte toplamlar var, gecikmeler var. Buradan rahatlıkla toplamı alabilirim. Hemen bunu aynısını toplamayacağım. Buraya çekem ama şu işlemi yapabilirim. Copy diyebilirim. Buraya gelip ne yapabilirim arkadaşlar? Enter tuşuna basarak bunun da burada toplanmış olmasını sağlayabilirim. Yani e, tabii ki e toplamız var, e, çok e toplamız var. Toplayla ilgili değişik e, hani varyasyonları diyelim, fonksiyonlar var arkadaşlar. Sonuçta dört işlem yapıyoruz, aritmetik işlem yapıyoruz. Elle de tabi toplanabilirdi. Buraya geldik. E, eşittir yazıp bu artı ee, bu artı işte e, bunun yarısı falan yani e, parantezler vesaire gibi e, işlemlerde yapılabilir. Evet arkadaşlar bir diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın.